değerli takipçiler. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz. Bendeniz evinizin ücretsiz teknisyeni Nurullah Zengin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yanımda şu an bir adet Arçelik çamaşır makinesi var. Bu neden burada? Sizlere çamaşır makineniz çamaşırları yırtıyorsa bunun sebeplerini bu makine üzerinde sizlere teorik olarak anlatacağım arkadaşlar. Siz de özenle dikkatlice beni izlerseniz çok memnun kalırım. Yani videomuzun tamamını izleyin arkadaşlar. Bizler sizlere değer verip bu videoları paylaşıyoruz. Sizlerin bir şeylerden yararlanması için siz de videomu tam sonuna kadar izlerseniz çok memnun kalırım. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk önce biraz sizlere bu konularda kaç madde var? Yani yırtması hakkında nerelere bakmamız gerekiyor? Hangi hususlara bakmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gereken yerleri sizlere anlatacağım değerli takipçiler. İlk olarak şöyle başlayalım. Birinci seçeneğimiz şu kazanın içerisinde görmüş olduğunuz gibi bir adet tamburumuz var. Metal olan yere tambur denir ve dışında plastik yere de kazan denir. Komple buna kazan deniyor arkadaşlar. Şu içerisi tamburdur. Şu içeride baklalar var. Bu baklaların dışarıya bir tanesi çıkık olduğu zaman çamaşırlarınızı sıkma esnasında sürterek küçük küçük delikler açacaktır. Yani bu da çamaşırlarınızı yırtmasına sebep olur değerli takipçiler. İkinci sebeplerimizden bir tanesi sizlerin her zaman ev hanımlarının yaptığı bir hata var. Aman çamaşırım bir seferde yıkansın, makinem çok elektrik harcamasın. Ki biz bunu böyle düşünüyoruz ama hiç makinenizin ömrünü düşündünüz mü? Makinenize çok çamaşır atmanız gerekmiyor. Yani çamaşırlarınızı dengeli atın, az atın. Çamaşırları türüne göre seçerek atın. Her zaman bu konuyu sizlere anlatmaya çalışıyorum. 9 kilogram olsa bile az atın ki makinenizin ömrü biraz daha uzun olsun. Üçüncü hususumuza geçelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane körük lastiğimiz var. Kapak kapandığı zaman buradan suyu dışarıya salmamasını sağlayan ara parça. Ve bu körüklüdür, yaylıdır. Kazak oynadıkça buradan herhangi bir aşınma ve su sızıntısını sağlamaması için o conta, yani körük lastiği buraya takılır. Mühendislerimiz en azından o şekilde düşünmüş. Bu lastik sertleştiği zaman veya şu şekilde yıprandığı zaman böyle bombeler olur değerli takipçiler. Hatta size yakından göstereyim ben bunu. Arkadaşlar. Şu şekilde değerli takipçiler, yakından gösteriyorum sizlere. Şurada görmüş olduğunuz lastik şu şekilde aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı geni bozuluyor, yani dengesi bozuluyor arkadaşlar. Şurada bu şekilde görmüş olduğunuz gibi dümdüz olacak. Herhangi bir dalgalanma olmayacak ve sertlik olmayacak. Oynadığınız zaman şu şekilde esnek olacak arkadaşlar. Bazı lastikler semsert oluyor ve çamaşırlarınızı yırtmasına, yıpranmasına sebep oluyor. Ve şu aradaki açıklığa dikkat edin. Şu ara açık olursa, bakın bu ara şu kadar olması lazım açıklığı. Şöyle biraz da ışığımızı netleyelim. Bakın bu ara bu şekilde olacak değerli takipçiler. Şu ikisi. Şu görmüş olduğunuz kısım. Eğer ki o ara kısımda sizlerin lastik payı daha çok varsa, yani açıksa 2 santim, 3 santim, 4 santime kadar çıkabiliyor bunlar. Çoğu müşterimizde görüyoruz arkadaşlar. Eğer ki o şekilde açıklık varsa körük lastiğinizin değişmesi gerekiyor. Ve ikinci bir hususumuz, biraz önce teorik olarak gösteremedim. Şimdi göstereceğim değerli takipçiler sizlere. Şu şekilde ışığımızı tutalım. Makinamızın kazanı karanlık olduğu için şu şekilde içerisine ışığımı koyuyorum. Sizler daha iyi görün diye. Ve daha sonra elime pamuk alıyorum arkadaşlar. Pamuğumuzu şu şekilde gezdiriyoruz. Işığımız da şöyle dursun. Pamuğu arkadaşlar şu şekilde gezdiriyoruz. Kazanımızın her yerinde. Bakın şu köşelere sürtüyoruz. Buralara sürtüyoruz. Pamuk herhangi bir yere takılıyorsa arkadaşlar, diyelim şuraya takıldı. Buraya takıldığı zaman pamuk kaldıysa buradaki bakların bir tanesi çıkıktır. Bu da çamaşırlarınızda küçük küçük delik açmasına sebep olur. Tüm her yerini gezdiriyoruz. Üçüncü hususumuz, bahsettiğim gibi aşırı çamaşır.
Çamaşırınızı çok aşırı derecede sık atarsanız, yani içerisine doldurursanız, şu şekilde basarsanız geri geliyor, ayağıyla ittirenleri görüyoruz. Battaniyem sığmıyor diye şu ön kapağı açıp da ya da kapağı kapatmadan yıkasam olur mu diyen takipçileri gördüm yorumlarda. Gerçekten yorganım sığmıyor, kapağı kapatmadan çalıştırsam olur mu demiş bir takipçimizin bir tanesi. Bunu da buradan tebrik etmiş olalım bu videomuzda. Hani çamaşırlarınızı yırtabilecek hususlar bunlar. Yani ben sizlere burada tüm beyaz eşyalar hakkında elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde marka fark etmeksizin herhangi bir marka olur, yorumlar kısmına yazın. Benim şu makinamda şu problemim var Nurullah Bey. Ben bunu ne yapabilirim? Ben o şekilde hemen not defterime not alırım. Sizlere o şekilde videoyu yaparım. Siz de abone olursunuz ki bir sonraki paylaştığım videolarda makinanızın sorununu görebilirsiniz. Bu hafta olmasa bile bir sonraki hafta kesinlikle istediğiniz videoları çekelim değerli takipçiler. Hemen şunu da söyleyeyim. Bazı takipçilerimiz telefon numaranızı verir misiniz yorumlara yazmış. Arkadaşlar bir işletme olarak Isparta dışına yani biz Isparta'da Zengin Teknik adı altında yani kendi kurmuş olduğum bir firma altında çalışmaktayım. Bunun için Isparta dışına telefon numaramı yaydığım zaman benim işlerimden alıkoyuyor. Birkaç kere TikTok hesabımdan vermiş bulundum. Yani çok şehir dışından arayanlar oldu, videolarımı izleyenler oldu. 1 milyon izlenen videomuz var TikTok hesabında. Ve ki o videoların birisinde numaramı vermiş bulundum. Sürekli beni rahatsız edenler, hani müşterimdeyken sürekli arayanlar oldu. Yani hani biz de insanız. Biz de milyonlarca kişiye aynı anda telefonumuzu açamayız. O yüzden zaten Isparta'da binlerce müşterimiz var. Kanalım üzerinden sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Benden faydalanmanız için arkadaşlar size bu kanalı açtım. Tüm bildiğim bilgileri sizlere aktarmaktan şeref duyuyorum. Eğer ki makineler hakkında herhangi bir anlatmamı istediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Bu makinamızın da kazanda yırtma problemi vardı. Şurada bulunan tambur kanadı kırılmış. Onu değiştirdik. Tambur kanadı kırık olduğu için çamaşırları yırtıyormuş. Ve şurayı da sıcak hava tabancasıyla bir işlem yaptık. Şu kanadı değiştirdik yani. İçerisinde bulunan tambur kanadını değiştirdik. Tambur kanadı oynuyordu. Altında çamaşırlar sıkışıp yırtıyordu. Bunu da videonun sonunda sizlere söylemiş olayım bir püf nokta olarak. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayalım. Bana değer verip abone olduğunuz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Taktik servisten taktiklere devam arkadaşlar.